Herkese merhabalar. Nasılsınız diyeceğim ama şu sıralar duymayı ve sormayı en sevmediğim soru bu. Çünkü iyi değiliz. İyi olmamalıyız. Bir süre daha iyi olmamalıyız. Her şey tekrar yoluna girene, yaralarımız sarılana kadar iyi olmalıyız. Olmamalıyız. Bize soruluyor. Bana da sorulduğunda ya ailenden bir kayıp var mı? Nasılsın? İyi misin? İnsan buna bir cevap vermeye utanıyor. Yok demeye utanıyor. İyi değilim diyorum. Benim ailemden bir kayıp olmasa da ben iyi değilim. Çünkü hepsi benim ailem. Aralarında arkadaşlarım var, tanımadıklarım var, hiç önemli değil. Hepsi benim ailem ve iyi değilim. Ben de depremle ilgili konuşacağım. Herkes konuştu, izninizle bir de ben konuşayım. Ama ben farklı bir açıdan depreme yaklaşacağım. Depremde şehirlerimiz yıkıldı. Evet, binalarımız yıkılmadı, şehirlerimiz yıkıldı. Bu yüzden biz yeni binalar yapmayacağız, biz yeni şehirler inşa edeceğiz. Ve bir şehri inşa etmek demek, nasıl ki bir enkazdan çıkan birisinin hayat bütünlüğünü, vücut bütünlüğünü bozmamak, sağlığını bozmamak için çok dikkatli bir şekilde hareket ediyorsak, tek bir soruna odaklanmadan, örneğin kolu sıkıştı, sadece ona odaklanmadan bütün hayati fonksiyonlarını bütünsel olarak değerlendiriyorsak, bir şehri inşa ederken de aslında sadece bina yapmayı değil, şehrin bütününü düşünmemiz gerekiyor. Biz burada binalara odaklandığımızda sadece insanları deprem konutları yapılacak mesela tek bir yere yığarız. Orada farklı şehirlerden, farklı ilçelerden, farklı yerlerde çalışan veya şehrin bütünü aslında yok olduğu için çalışma imkanı olmayan, iş bulamayacak olan kişileri, farklı sosyal statülerden kişileri bir araya toplamış oluruz. Nitekim bu kentsel dönüşüm sürecinde biz bu hatayı yaptık. Ne yaptık? Böyle müstakil evi olan birisine kentsel dönüşüm içerisinde bir apartman yeri onun yerine bir apartman dikildi. O apartmanda bir daire verildi. Benim oradaki teyzem aslında bahçeli evinde soğan ekiyordu. Küçük tavukları vardı ama biz onu apartmanın 22. katına yerleştirdik. Oraya hapsettik. Onun karşı komşusu da orayı o apartman dairesini satın alan bambaşka sosyal, kültürel, ekonomik durumda olan birisiydi. Onlar komşu oldular birbirlerine. Ama o teyzem orada bunaldı ve bir de biz apartman aidatları ekledik. Artık orada yaşayamaz hale geldi. Oradan çıktığında hadi evini satsa gideceği bir yer yok. Köyüne dönmek zorunda. Bunlar ya köyüne döndü bu insanlar ya da orada gerçek bir hapis hayatı yaşadılar ve mutlu olmadılar. Hatta ekonomik olarak geçinmekte de gittikçe zorluk yaşadılar. Bunlar yaşandı. Tekrar yaşanmasını istiyorum ben de. Bu şehirler belli bir plan üzerine inşa edilsin. İnşa etmek, mesela inşaat mühendisi İngilizce civil engineer, civilization'dan, bir medeniyetten gelir. Bir şehri inşa etmek aslında bizim kadim medeniyetimizi ve kültürümüzü alarak onu bir sonraki nesillere taşıyacak bir köprü oluşturmak. Buradaki rolümüz çok büyük. Hem tarihi rolümüz hem sosyal rolümüz çok büyük. Ve şu anda kritik bir dönem içerisindeyiz. Şehirlerin hafızası vardır. Bu şehirlerin hafızası bizi birbirimize bağlar, tarihimize bağlar ve bizim sosyal travmalardan kurtulmamızı el ele vererek, gönül gönüle vererek sosyal travmalardan kurtulmamızı sağlar. İnsanları birbirlerine yaklaştırır. Peki şehirlerden bahsediyoruz. Nasıl şehirler olacak bu şehirler? Öncelikle bir şehrin master planını oluşturması gerekiyor. Bunlar var, biliyorum yapılıyor ama benim söyleyeceğim şekilde yapıldığına dair somut kanıtları henüz maalesef göremiyoruz. Bu bir kentsel dönüşüm, sürdürülebilir kentsel dönüşüm meselesi. Sürdürülebilirliği burada çok önemli. Çünkü burada birçok boyut var. Ulaşım var, ticaret var, işin sosyal boyutu var, tarih kısmı var. Birçok farklı boyuttan ele alınabilir. Ben size bir şehir hayal edin diyorum. Bu şehirde sizin sosyal alanlarınız düşünülmüş, ulaşımınız kolay, işe gidip gelinme mesafeniz az. Şehrin kendi içerisinde kendini yetecek bir ekonomisi var. Şimdi bakın bu şehirler yıkıldı. Sadece evler yıkılmadı. Apartmanlar, fabrikalar da yıkıldı. Ekonomi de yıkıldı orada. Biz oraya yeni evler yapacağız ama bu insanlar nerede çalışacaklar? Hadi devlet belli bir süre destek oldu. Ne kadar destek olabilecek? Bir şehir kendisine yetebilmesi gerek. Bunun içinde hem kendi içinde bir ekonomi oluşturması lazım. İçinde dönen bir ekonomi. Hem de dışarıdan para girişi olması lazım. Bu para girişinin de yapılabilmesi için şehrin ihracatı lazım. Bu ihracat ürün ihracatı olabilir, turizm olabilir. Bunların bütünsel düşünmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden
İstanbul'da benzeri yaşanmıştı. İşte Sulu Kule civarı boşaltıldı. Bırakıldı oradaki insanlar. Çok daha uzak bir yere, Hadımköy tarafındaydı sanırım. Bina inşa edildi. Evlere yapıldı. Fakat onlar ertesi gün yine Sulu Kule'ye çalışmaya geldiler. Çünkü insanların yaşam alanlarının dışarısından koparmanız çok zor. Biz de bunların hepsinin bir arada olduğu, hep beraber düşünüldüğü bir şehir düşünün. Sosyal anlamda tarihten kopmamış, eski hafızaların durduğu, ekonomisinin kendi içerisinde döndüğü. Peki bunları kiminle yapacağız? İşte bunları da kendi alanında uzman olan bir ekiple birlikte yapabiliriz. Şimdi ilk başta zaten jeologlarımız nerede bina yapılabileceğini bize söylüyorlar. İşin içinde tarım var. Tarım uzmanları nerelerin tarım arazisi olabileceğini bize. Bu hem üzerine bina yapıldığında problem olacak yerler, hem de tarım da bir yandan baltalayacak olan yerler. Buralara bina yaptığımızda. İnşaat mühendislerimiz, mimarlarımız onlar zaten cepte. Çünkü deprem anından beri biz bunun önemini anladık diye ümit ediyorum. Fakat bunların yanında kent planlamacıları çok önemli. Sosyologlar çok önemli. Çünkü orada bir insan sosyal bir varlık. Bir arada yaşayacağız. Nasıl bir arada yaşayacağız? Hangi kültürden, hangi sosyoekonomik seviyeden insanlar bir arada neler yapacaklar? Bu önemli. Ekonomistler çok önemli. Ekonominin orada dağılımı, kümelenmesi bunlar çok önemli. Pazarlamacılar çok önemli. Şehir pazarlamacıları. Şimdi bu belki birazcık size garip gelebilir ama şehir pazarlamasının dünyada birçok örneği var. Glasgow, Dubai, Las Vegas. Bununla ilgili ayrı videolarda da çekeceğim ama bunlar aslında bir şehir pazarlaması. Bir çölden neler yapmışlar. Şu an bizim yıkılan şehirlerimiz hem tarihi anlamda hem coğrafi anlamda birçok anlamda çok büyük değerlere sahip olan şehirler. Biz inşa ederken yeniden dışarıdan cazibe merkezi haline getirecek şekilde bu ekonomisiyle olur, fuar turizmiyle olur, coğrafi turizmiyle olur, tarih turizmiyle olur. Hatta ve hatta belki bunu bana kızacaksınız ama bu depremin turizmiyle bile olabilir. Çünkü buraya uzmanlar gelecek, yıllarca burada araştırma yapacaklar. O alanları görecekler. Yani bugün biz gidiyoruz. Mesela tarihi bir alan olarak yıllar önce bir depremin kalıntısını, yıllar önce bir jeolojik bir hareketin kalıntısını görmeye gidiyoruz. Orası bir turistik bir alan haline geliyor. Bugün depremde birçok buna benzer yerler açıldı. Bunlara bir felaket gözüyle bakıyoruz. Ama bundan 10 sene sonra insanlar burayı görmeye gelecekler. Ve bunlar değerlendirilmesi gerek. Ve bu şehir pazarlaması, kentsel planlama hepsi bir arada birbiriyle iletişim halinde tasarlanması gerekir. Bu şehirde neler olmalı? Biraz önce söylediğim gibi konutlar, çalışma alanları, sosyal alanlar ve dışarıdan insanları çekebilecek, yatırımı çekebilecek olan alanların hepsi bir arada bulunacak bir şekilde tasarımlanmalı. Hatta daha özel bir örnek de verirsem, özellikle deprem örneğinden verirsem, oraya biz bir müze açmalıyız. Ben depremin ikinci, üçüncü gününden itibaren bunu kendi çevremde söyleyebildiğim herkese paylaşıyorum. Bir açık hava müzemiz olmalı. Ben bunu ilk paylaştığımda bana biraz kızdılar. Yani ya oradaki insanların travmaları var, sen onlara enkazları mı göstereceksin? Şu an enkazları hızlıca kaldırıp biz o travmaları yok edeceğimizi zannediyoruz. Aslında etmiyoruz. Bir travma böyle yok olmaz. İnsanların travmaları, o insanlar, ben açık hava müzesi dediğimde bazı şeyleri tam anlatmakta zorlanıyorum. Zaten o travmayı yaşamış kişilerin bu açık hava müzeleri böyle geçerken yolun kenarından görecekleri yerler değildir. Ya bir stadyum düşünün. Stadyumun içini göremezsiniz. Dışarıda bir stadyum olduğunu bilirsiniz. Buna benzer. Mesela İstanbul'da Minyatürk var. Buna benzer yerler. Dışarıda bir şey görürsünüz, içini göremezsiniz. Ve enkazın bir kısmı kaldırılmamalı ve orası yaşayan bir müze haline getirilmeli. Bir sokak, bir mahalle etrafı kapatılmalı. İçinde videolarla, hatta mesela bir odada depremi deneyimlemeliyiz. Bunu yaşamamız gerekiyor bizim. Bunu bir travmaya mı yol açar? Açsın kardeşim. Açsın. Şu an ben kendi çocuklarıma depremdeki yaşanan her şeyi, haberlerde, televizyonda olanları izletmeye çalıştım. Çünkü orada yaşanan yüz değil diyelim hani korku şiddetinde travmatik olay yaşandıysa bunun zaten sosyal medyaya 20'si yansıyor, 3'ü de televizyona yansıyor. Böyle bir filtreden geçiyor. Bunu benim çocuğum görsün. Görsün, korksun. Bilmiyorum belki eğitimciler bana kızacaklar ama
Benim çocuğumun korkusu orada annesini babasını kaybetmiş. Günlerce annesinin babasının kucağında veya yanında vefat etmiş annesinin babasının yanında. Veya enkazda başka bir şekilde kalmış. Veya dışarıda kalmış. Veya o korkuyu hiç kimseyi kaybetmese bile o korku yaşamış çocuğun yanında benim çocuklarımın travması hiçbir şeydir. Bu yaşasın ve bu sosyal travma bizi diri tutsun istiyorum. Bu yüzden bu müzeler şart. Bu sadece bu anlamda değil. Dışarıdan bu müzeler şehir içinde bir kaynak haline gelecek. Ya bugün Nazi kamplarına gidiyor insanlar. Bu bir turizm olmuş. Ve hem bir turizm olmuş hem de Yahudi milletinin kendisini anlattığı, yaşadıklarını anlattığı bir yer haline gelmiş. Biz de bakın biz böyle bir ülkeyiz. Bunları yaşadık, bunların altından kalktık demek için böyle bir yer yapmamız gerekiyor. Bunu ilk düşündüğümde bir şey dedim hani bana da katılan arkadaşlar da evet dedi ya bütün müteahhitlerin görmesi lazım. Ya sadece müteahhitlerin değil inşaat mühendislerinin de görmesi lazım. Sonra dedik ki yok bunu mimarların da görmesi lazım. İş biraz daha geriye gitti ve ben şu örneği verdim. Kardeşim ben bir arsa sahibiyim örnek veriyorum. A şahsına gidiyorum diyorum ki benim arsam var bana diyor buradan 10 daire çıkıyor. 5'ini sana veriyorum 5'i benim diyor. Tamam. Diğer birine gidiyorum B şahsına. Diyor buradan 12 daire çıkıyor. Bunun 6'sı senin 6'sı benim. Ben o adama sormuyorum. Kardeş bu adam 10 çıkarttı. Sen nasıl 12 çıkarttın burada? Çünkü benim işime geliyor. Yani müteahhit de biziz. İnşaat mühendisi de biziz. Oradaki bürokrat da biziz. Siyasetçi de biziz. Hepsi biziz aslında. Hepimiz işin bir tarafındayız. Hiçbirimiz masum değiliz. Bu yüzden bu bilincin müteahhitler veya İnşaat mühendisleri üniversite seviyesine değil, daha da alt seviyede, trafik bilinci gibi, lise, ortaokul seviyesinde bu bilincin geliştirilmesi lazım. Ve Türkiye'deki herkesin buraları gidip görmesi lazım. Görüp neler olabileceğini bilip, hayatının her anında bir ev alırken, arsasını satarken, herhangi bir ürünü satarken, o evdeki bir mobilyayı bile satarken, çok basit bir bardağı bile satarken, aklımızda bu travmanın, bu bilincin sürekli kalması gerekiyor. Bu yüzden bizim böyle bir yere ihtiyacımız var. Ayrıca tüm bunların şehrin dışında lütfen bunu yapabilecek herkese söylüyorum. Bizim bu yaşananları kaydetmemiz lazım. Yazılı, görsel, herkesin hatırasını, herkesin hikayesini kaydetmemiz gerekiyor. Ve bunların belgesel haline gelmesi lazım. Herkes yazsın bu belgeseli. Yani illa bir kişi çekmesin. Farklı bakış açılarıyla farklı alanlarda, sosyal tarafına, psikolojik tarafına, inşaatla ilgili tarafına, şehirle ilgili tarafına, jeolojiyle, tarihle ilgili her alanda belgesellerin sürekli çekilmesi ve sinema filmleri yapılması gerek. Bu hem bilinci artıracaktır, hem buradaki ilgiyi de artıracaktır. Bu yüzden sinema filmlerinin, bunların müzelerinin, belgesellerinin yapılması gerek. Bunu ısrarla şu anda, yani şu an sinema zamanı mı, müze zamanı mı demeyin. Bunların verileri şimdi toplanıyor. Zamanla bunlar gidecek, izler azalacak. Şu an insanlar birçok farklı telaşın içerisine düştüler. Bu izler azaldıkça verileri toplamak zorlaşacak ve işin heyecanı azalacak. Burada yapmamız gereken depremin izlerini silip delilleri yok etmeye çalışmak değil. Yapılması gereken tedavi etmek. Tedavi içinde sadece üzerini kapatmazsınız, sadece pansuman yapmazsınız. Önce yarayı deşersiniz, o kokuyu duyarsınız, o irinin kokusunu. Önce orayı temizlersiniz. Sonra üzerine pansuman yaparsınız ve tedavi edersiniz. Yapmamız gereken şey bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum. Yetkililere bir şekilde ulaşırsa bizim de belki bir faydamız olur. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonraki hayatınız, bundan önceki hayatınızdan çok daha güzel olsun. Hoşçakalın.